Makro Kripto'dan hepinize merhaba. Haftanın ilk günündeyiz. Tabii piyasanın da kırmızıların hakim olduğunu görüyoruz. Neden, ne oluyor, ne olacak? Tabii kafalarda birçok soru işareti var. Makro taraftaki gelişmeleri artık bir kenara bıraktık. Tabii ki birazdan makro gelişmelerden ve beklentilerden de bahsedeceğim ama FTX olayı hala etkisini piyasa üzerinde hissettirmeye devam etmekte. baktığımda genel olarak şu anda hemen hemen birçok alt altcoin de dahil olmak üzere Bitcoin, Ethereum tamamını satıcılığı bir seyir halinde olduğunu görüyorum. Tabi burada FTX olayının yankılarının, ortaya çıkan borcun ortaya çıkan borç nasıl ödenecek kimler mağdur? hani Bunların da etkileri var. Şimdi baktığımda bugün sabah itibariyle düşen haberlerde vardı. Yaklaşık 3.1 milyar dolarlık FTX'in borcu olduğu biliniyor. Şu an itibariyle. Bankalar var müşteriler var. Bunların hani borçlar tekrar tekrar ortaya çıkmaya başlıyor. Mahkemeye sunulan belgelere göre bu arada 3.1 trilyon ama tabii baktığımızda hani olayın içeriğinde neler yaşandı Bunlar onaylanmış olmamakla birlikte aslında çok kötü bir yönetimden bahsediliyor söz ediliyor. Hiçbir şeyin kaydının olmadığı, her şeyin kayıt dışı yollarla yapıldığı ve gerçekten hani finansal bir kurum olmaktan öte daha çok böyle işte küçük bir işletme gibi hatta küçük bir bakkal dükkanı gibi yönetilen bir şirket Türkiye'nin nasıl en büyük borsalarından biri haline geldi orası da tartışılır tabii ki. Neden kurum seçmek önemli? bunu bütün yatırımcılar aslında kurumlar, yatırımcılar, sadece yatırımcılar değil çünkü hani fonların da yatırımları var bu FTX'in çatısı altındaki şirketlere. O yüzden herkesin sorguladığı bir dönem FTX'in en büyük 10 alacaklıya borcu aslında yaklaşık 1 milyar 450 milyon dolara denk geliyormuş. Neredeyse işte 3.1 milyar dolar toplam borçtan bahsediliyor. Bunun yarısı 10 kişiye. Bunlar tabii isimleri verilmedi. Bu yatırımcılar arasında kimler olduğunu da bilmiyoruz ama fonların olduğunu biliyoruz bireysel yatırımcıların olduğunu biliyoruz. Hani birçok haber çıkıyor. Şimdi baktığımızda e, borsanın 1 milyonun üzerinde, e, hatta 1 milyonun e, 6 diyenler var, 3 diyenler var. Biz 1 milyon diyelim kabaca. 1 milyon müşterisi olduğu tahmin ediliyor. E, ama burada e, şu anda da e, hem yeni yöneticisi hem de işte bu süreci takip eden e, yeni yönetici diyelim biz buna. John Ray tarihte görülmemiş bir türde olduğunu söylüyor bu iflasın ve şirket yönetim şeklinin. Bu neden önemli? Şimdi bu adam bahsetmiş olduğumuz John Ray Enron'un da aslında o süreçteki iflas eden daha işte kaç yılıydı? 2001 yılında iflas etmiş bir enerji şirketi. Bizim işte finansal krizler kitaplarımızın hemen hemen birçoğunda Enron çok örnek gösterilir. O yüzden hani oradaki iflası da bilen bir yönetici bu ve hani tarihte bu zamana kadar eşi benzeri görülmüştü ölmemiş bir e, iflaf şekli ve kötü yönetim olarak bahsediyor. Tabii New York Times'a da haberler düştü. İşte da Lehman Brothers'a benzetiyorlar. Yani herkes bir şeylere benzetiliyor ama e, günün sonunda gelmiş olduğumuz nokta bu krizin etkileri hala devam ediyor. Etmeye de devam edecek görünüyor. Çünkü şu anda olan şey aslında baktığımızda borsada evet hani bu iflas etti ama iflas ettiğinde bitmiyor. Şimdi orada e, mevcut borçlar var, içeride kalan paralar var. Hem banka bankaların hem kurumların hem fonların bir de hani elinde bir miktar tabii kendi cüzdanında para olduğunu biliniyor ve hani bu borçların bir kısmını kapatabilmek için kendi cüzdanından hani satış yapmaya devam ediyor. Hani bunlar böyle çok blok malları olduğu için hani yüklü miktarda işte borsa yatırımcısı ya da bir fon herhangi bir fon hani bir çıkış yapmaya başladığında satış yapmaya başladığında piyasayı domine edebilecek hareketler yaşanabilir. Hani orada da e, tabii ki birbirini tetikliyor satışlar ve likidasyonun yani hacmin işlem hacminin çok düşük olduğu bir ortamdayız zaten şu anda. Herkesin eli korkarak gidiyor hani hatta gitmiyor bile birçok yatırımcının bile. Çünkü biliyoruz ki bu bir ile birlikte işte daha geçtiğimiz hafta içerisinde Genesis'in de haberleri gelmişti. Batan başka borfalar olduğu biliniyor. Bunlar hala açıklanmış durumda değil. Biliniyor demeyelim aslında düşünülüyor diyelim. Çünkü birçok şirketin varlıkları ortaya döküldü. Bu işte geçtiğimiz haftalarda hem Binance'in yapmış olduğu açıklamalar sonrası, Binance CEO'sun yapmış olduğu açıklamalar sonrası, hem FTX olayı sonrası. Yani aslında hani e onaylanmış bir açıklama gelmemiş olsa bile hani bunu düşünmek çok da böyle ekfren bir düşünce olmayacaktır. Çünkü hani en büyük borfanın bile bu şekilde yönetildiği bir ortamda küçük borfalar risklerini nasıl hecediler? Zaten buradaki ana kaynak da riskin edilememesinden kaynaklanıyor. Biz portföy yöneticileri, fon yöneticileri genelde yatırımlar yaparken, fon yönetirken işte ya da portföy yönetirken sadece sektör olarak bölmeyiz, varlık olarak bölmeyiz, ülke risklerine göre bile hani e, önce işte şey yaparsınız hani ülke riskine göre bir portföy oluşturursunuz. Her ülkede işte sektörlere göre e, bir risk dağılımı yaparsınız. Onun içinde varlıklara göre risk dağılımı yaparsınız. Burada işte kripto yatırımcısından yapmasını beklediğimiz ne? Ülkelere göre risk dağılımı, şirketlere göre risk dağılımı, varlıklara göre risk dağılımı. O yüzden hep bu yayınlar işte zaten çekme amacımız bu. E, tabii ki bunların her birini bilme imkanınız yok. Takip edebilme imkanınız yok. O yüzden hani sizler için bu bilgileri sunabilecek yayın yayınlar çekiliyor. Bu sadece hani bizim kurumumuzda Aircraft değil, diğer birçok kurumda bu tarzda yayınlar çekiyor. Yani e, işin özü aslında bu tarz böyle işte yatırım uzmanlarından fayda almanızda yani faydalanmanızda e, hem portföy yönetimi hem riski yönetme anlamında oldukça fayda olduğunu söyleyebilirim. Şimdi baktığımızda burada işte Enron iflas sürecine benzet tenler olduğundan da bahsettik. Burada şimdi yeni bir haber akışına ihtiyacımız var. Hep şundan bahsediyorduk işte. Kripto varlıklarda yeni bir haber akışı olana kadar makro tarafı takip etmeye devam ediyor olacağız. Çünkü piyasayla çok hareket ediyordu. Orada da bir e, haber akışı olmadığı için kripto varlıklarda bir haber akışı olmadığı için şimdi tam tersine döndü döngü. Makro tarafta gelişmeler oluyor, gelişmeler devam ediyor. Dünyada tabii ki işte Wall Street'e baktığımızda oradaki e, Wall Street bankacılar e, ikiye bölünmüş durumda. Fed üyelerinin bile hani e, ortak olduğu noktalar var, ayrıştığı durumlar var. Bunlardan kriptoya ne oldu? Şu an için tabii bu böyle. Yarın bir gün işte buradaki risk atlatılmış olur. Tekrar bir oradaki dinamiklere de geri döneriz. Dediğim gibi makro tarafa birazdan geleceğim. Ama burada son olarak söylemek istediğim şöyle bir durum var. Ben hala kişisel olarak düşüneceğim. FTX olayının etkisinin burada sınırlı kalabileceğini düşünmüyorum. Önümüzdeki günlerde işte bu diğer birkaç şirketten daha e, bu tarz böyle battığı yönünde açıklamalar gelirse ya da işte varlık kaliteleriyle ilgili risk yönetimiyle ilgili e, likidite krizi yaşayabileceklerine dair açıklamalar gelirse e, bir kötü haber başka bir kötü haberi mi dedikleyecek? Bu hep böyledir aslında. E, bir yerde de panik havası oluşuyor. İşte piyasanın düşmeye başladığını görünce insanlar e, bu hani panik hareketlerinden uzak durmanızı tavsiye ederim. Bu hani sadece kripto varlıklarda değil diğer bütün varlıklarda da böyle. E, trade et yönetmenin ya da işte portföy yönetmenin %60'ı bilgi ve %40'ı da psikolojiyi yönetmektir. Orada hani kaybedeceğim, hani bu çökecek mi, gidecek mi alırken de aynı şey geçerli. Bu sadece satarken değil. E, burada psikolojinizi yönetip soğukkanlı kalabildiğiniz takdirde bir av daha büyük resme bakma imkanınız olacak. Şimdi önümüzdeki günlerde bu tarz haberler gelmeye devam ederse şayet piyasada bir miktar daha satış dalgasının ön plana çıkabileceğini görebiliriz. Büyük kurumların raporlarına bakıyorum. İşte geçtiğimiz günlerde JP Morgan'ın bir haberi vardı. 13 bin dolarlara kadar Bitcoin'in gelmesini bekliyorlar. Tabii işte sadece Bitcoin tarafında değil, Ethereum tarafına baktığımızda da şu anda 1130 seviyelerinde. Orada 800 dolarlara kadar Ethereum'da bir geri hareket bekliyor. Zaten Ethereum, Bitcoin'in önderliğinde. Diğer altcoin'lerde de eğer kendine hafif bir e, olumlu haber akışı yoksa, onların da etkilenmesi kaçınılmaz olacaktır. Nitekim de e, son ciddiye varacağım nokta, ben hala bu taraftaki o sert esen hani sertesen rüzgar demişken Türkiye içinde uyarıda bulundular bu hafta oldukça lodosun etkili olduğu bir hafta olacak e, o piyasadaki sertesen rüzgarın da etkisinde burada bir miktar daha satışları görebileceğimiz bir zaman dilimi olduğunu söyleyebilirim şimdi makro tarafa dönelim e, makro tarafa döndüğümde bu hafta bir tutanak haftası tutanaklar açıklanacak şimdi hafta başıyla başlayayım isterseniz hafta başı itibariyle işte hafta sonu Çin'den açıklamalar geldi orada e, 6 ay aradan sonra sonra ilk kez gene Covid tarafından Covid nedeniyle ölüm vakası yaşanmış oldu. Bu ne oluyor tabii? piyasa buna tepki verdi. Satışları ön plana çıktı. Kriptolar burada ayrışıyor aslında. Genel olarak hani piyasa ile ilgili bilgi vermek için anlatıyorum bunları. Piyasa bu ölüm vakasını hoş karşılamadı. Orada çünkü supply chain tarafında yani tedarik zinciri tarafında yaşanacak problemler, işte olası maliyet arz enflasyonu, bunların yeniden ön plana çıkabileceği korkuları, endişeleri, işte bu enflasyon daha artmaya devam ettikçe merkez bankaları daha da sıkılaşacak mı yoksa işte resesyonu mu tercih edecek? Enflasyonda mücadele mücadeleyi mi tercih edecek? Bu ikilem hala devam ediyor ve işte Covid vakaların alt varyantlarla türemeye başlamış gene Çin'de. Ee, geçtiğimiz hafta aslında o kısıtlamalar esnetilciye haberini e, olumlu karşılamıştı piyasa. Bu haber gelince şimdi tekrar aynı döngüye girmiş bulunuyoruz. Buradaki etki hala kalktı diyemiyoruz o yüzden. Şimdi e, S&P tarafına bakıyorum orada işte 3900 3910 bu seviyeler destek olarak korunmaya devam ediyor. Burası destek olarak korunmaya devam devam ettiği sürece aslında 4000 doların üstünde e, 4 4060 4070 hani o seviyeler takip edilebilir ama hani genel olarak baktığımızda ayı piyasası trallisinin devam ettiğini söyleyebilirim. Dediğim gibi bu hafta tutanaklar var. Tutanaklar açıklanacak. Burada şimdi iki haftadır konuştuğumuz konu aslında son FED toplantısından bu yana aslında e, Powell'ın Aralık ayı toplantısına dair bir frene basma sinyali verecek mi vermeyecek mi buydu. O yüzden bütün gözler aslında bu e, Aralık ayında gerçekleşecek olan toplantıda olacak. Orada işte Fed ne yapacak? Tutanaklarda Aralık freni yani Aralık ayında frene basacağı beklenti daha çok öne çıkarsa ve burada önemli olan tabii ki birkaç haftadır takip ettiğimiz konulardan biri de Fed'in belirlemiş olduğu faiz oranında pivot bölge 5'in ne kadar üzerine çıkacak ya da çıkacak mı? Şimdi 5'in üzerine geçtiğimiz günlerde işte e, Goldman'dan da gene yanlış hatırlamıyorsam gelen bir rapor var Vardı. E, hatta Bullard, e, San Luis Fed Başkanı Bullard, onda açıklamaları vardı. Dedi ki işte yüzde yedilere kadar pivot bölgenin çıkabileceğini hani e, işaret etti. Doğrudan hani %7'ye yüzde yediye çıkacak demedi ama şu an 5.25'leri işaret edip, 5.25'leri işaret edip yüzde yedilere gelmesi de çok şaşırtıcı olmaz şeklinde açıklamalarda bulundu. E, orada işte baktığımızda enflasyonla mücadele e, kararlılığı hala devam ediyor. İstihdam piyasasının da güçlü olmaya devam ediyor olması bu beklentileri biraz daha artırabilir Çünkü hakikaten baktığımızda istihdam güçlü seyretmeye devam ediyor. Bu da e, oldukça önemli ki FETİŞ'te bir de Merkez Bankası'nda ana amaç fiyat istikrarı iken onlar da hem istihdam tarafında hem büyüme tarafında hem de faiz oranları yani fiyat istikrar tarafında e, kontrollü olmak durumundalar. Bu anlamda da işte bu tutanaklarda eğer e, %5'in üzerine çıkacağı sinyali gelirse Piyasada satış ön plana çıkar. Piyasada satışın ön plana çıkması kriptoları şu şekilde negatif ayrıştırılır. Zaten negatif haberi akışını destekleyecek bir miktar etken, sebep, neden, her ne derseniz adına bu var. Bunun üzerine bir negatif daha etki geldiğinde bir düşerken burası, işte burası bir düşerken burası iki düşecek. Orada bir hafta daha negatif ayrışma olma ihtimali yüksek. Şimdi bakıyorum kurumlar neler diyorlar. E, Fed'in gelecek yıl faiz artışına devam edeceği konusunda zaten hemen hemen kurumların tamamı hemfikir. bir bundan birkaç hafta önce işte neyi konuşuyorduk? Eee... 2023'te frene basacak mı? Faiz azaltı düşürmeye ne zaman başlayacak? Şeklinde bunları konuşurken şimdi acaba erken mi davrandık? Acele mi ettik? Ben hiçbir zaman bu kampta olmadım zaten. Biliyorsunuz bundan bir sene önce de yayınları çekerken enflasyon mu faize yakın sıyacak? Faiz mi enflasyona yakın Bence işte o %2 enflasyon hedefi çok mümkün değil. E, şu anda işte %8'lerde bir enflasyon var. 8'lerin bir tık altına düştü. E, ama hani ortalama %8'ler diyelim ona e, faiz oranları %5 olduğunu varsaysak bile hani enflasyonun gelebileceği ya, ya da işte enflasyonun düşüp de sabit kalabileceği seviyeler %6'lar. O yüzden ben hani en başından beri faizin enflasyona yakınsamak zorunda olduğuna inanan kamptaydım. Hala da öyle. Şimdi baktığımda kurum beklentilere bak, ne baktığımda e, dediğim gibi gelecek yıl faiz artış konusunda herkes hem fikir. E, zirve konusunda Nomura %5.75 beklemiş. Citibank %5.5 5 bekliyor. Goldman Sachs, Wells Fargo, Bank of America, Barclays 5.25 bekleyen kurumlardan. JP Morgan, e, Bloomberg, Deutsche Bank, UBF bunlar %5 bekliyor. Morgan Stanley ise faizlerin %4.75 olmasını bekliyor. E, şimdi burada e, özellikle beklentilerin 5.75'lere doğru kaydı. Hani biz burada önceden neydi? 4.75 5.25 bandıydı. Bu bunun artık 5.75'lerin yani 5'in üzerine çıktığını gördüğümüz bir taraftayız. Bu aslında piyasalar için negatif. Şimdi faiz indirim konusunda ne bekliyorlar? Gelecek yıl sonunda yani 2023 sonundan bekliyoruz. 2023 sonu çok uzak diye düşünmeyin. Çünkü piyasa her zaman beklentiyi fiyatladığından onun piyasa üzerindeki fiyatlaması işte 2023'ün ikinci yarısı itibariyle başlayacaktır. Burada hani bizim özellikle 2023 sonunda faiz indirim indirimi bekleyen kurumların sayısı artarsa şaget 2023 ortaları itibariyle piyasada bunun işte ilk tepkileri görüleceğinden orada bir yükseliş hareketi bir yeni bir trend oluşumu görme ihtimalimiz var şimdi indirim için baktığımızda e UBF 175 bas puanlık bir indirim bekliyor. Deutsche Bank 100 bas puan, yine Nomura, Barclays, e, bunlarda e, 75 bas puan, pardon 50 bas puan ve Morgan Stanley 25 bas puanlık indirim bekliyor. Goldman ve Wells of da faizlerin değişmeyerek 5.25'te kalacağını düşünüyorlar. JP Morgan da 5'te kalmasını bekliyor. Yani şimdi burada zaten şu anki beklenti 5 5.25 seviyeleri. Yani bu e, iki kurum diyor ki e, yıl sonunda, 2023 yıl sonunda faiz inmeyecek diyor 2024'de kalacak diyor. İyi hoş güzel. Hani genel olarak şu anda piyasada gördüğümüz tablo, öncü göstergelere baktığımızda, piyasa fiyatlamalarına baktığımızda 2023 yılı e, içerisinde faiz artışlarına devam edileceği, orada bir miktar aslında faiz artışı devam ederken faiz artış hızının düşme ihtimali yüksek ve faizlerin uzun bir süre yüksek kalmaya devam edeceği yönünde. Çünkü bütün akademik çalışmalar şunu gösterir. Para politikalarının etkisi ekonomiye, reel ekonomiye, finans piyasalarına değil karıştırmayın. Çünkü finans piyasaları her şeyi önden fiyatlar ama reel ekonomide yansımalar gecikmelidir. Para politikalarının etkisi de reel ekonomide ortalama 3 yıl içerisinde yani 1,5-3 yıl içerisinde etkisi devam eder. 3 yıldan sonra etkisi azalır. Bu hani şu demek değil. Bunu görmek için biz 3 yıl bekleyecek miyiz demek değil. Hani geçen yıldan faiz artışına başlandığı yıldan öteye 3 yıl saymayın. Zaten şu an içinde olduğumuz süreç içerisinde de o etkiyi görmek devam ediyoruz etki önce artarak devam eder tepe nokta yapar oradan sonra düşerek etki hissettirmeye kendine devam eder bu anlamda da hani etki devam edecek orada bir yerden sonra işte zaten zirve nokta görüldükten sonra enflasyonda özellikle zirve görüldükten sonra orada da işte Fed ne yapacaktır ya da Fed ya da diğer merkez bankaları paylaşış hızını indirmeye devam edeceklerdir ee, burada baktığımızda hani kriptolar tarafında yine bildiğiniz gibi FTX olayını ve yansımalarını konuşmaya devam ediyor olacak Orada olumlu bir haber akışı şu an için yok ama bu aynı zamanda da bir fırsat. Eğer pozisyonda değilseniz ya da pozisyonda olup full malda değilseniz, full pozisyonda değilseniz bir miktar böyle kademeli alımlar için uygun fırsatlar da yaratılıyor. Çünkü hani yatırım dediğiniz şey zaten bugünden yarına değildir. Bunu da unutmamakta fayda var. Türkiye'de biraz kısa, orta, uzun vade yatırım kavramları çok doğru anlaşılmıyor hani finans piyasalarında farklı vadelerdir bunlar. Real ekonomide yatırım farklı vadelerdir. O yüzden de hani e, uzun vadeli baktığımızda alım için bir yerde de ya da hani önümüzdeki günlerde bu beklenti ve bu haber akışları ile birlikte e, yatay bir bant görme ihtimalimiz yüksek ki hani zaten işte o piyasaya baktığımızda yatay geçtiğimiz aylarda da gördük biz bunu. Hatta ta ki işte bu FTX olayına kadar bile yatay bir piyasa vardı. Oradan hani olumlu bir haber, haber akışı olsaydı 24 bin üzerine çıkacak olumsuz bir haber akışı oldu 17.000'in altına kırdık şimdi burada da bant hareketiyle gene işte yatay of fiyat hareketi devam edebilir e bu hani fiyatın düşüyor olması hiçbir şey kazanamayacağınız anlamına gelmiyor Örneğin işte 13-16 bandında yatay hareket ederse şayet alacağınız nokta belli satacağınız nokta belli yani çok daha kolay hani genelde zaten tilki piyasası deriz biz bu piyasalara yatay piyasalara alacağınız satacağınız yer belli ve bunu bir süre devam ettikten sonra hani çok daha e, stresi az ve çok daha e, keyifli bir kazanç yöntemidir yatay piyasalarda trade etmek. O yüzden de hani e, piyasanın düşüyor olması kazanılmayacağı anlamına gelmiyor. Bu gelişmeleri takip edeceğiz. Makro tarafta da dediğim gibi tutanaklar önemli olacak. Eğer önümüzdeki günlerde zaten biz burada e, fundraising rate'leri takip ediyoruz. Hani eğer e, orada 5'lerin 5.5'ların beş üzerine çıkmaya başlarsa o e, uzun vadeli beklentiler piyasada satışların özellikle işte riskli varlıklar tarafında satışların ön plana çıktığını onun da hani her ne kadar şu an kriptolar bu tarafı makro veriler kriptolar tarafına etkilemiyor desek de orada da sınırlı etki olarak görmeye devam ederiz ama, ama ana etki ekosistemle ilgili olacak haberler olmaya devam edecek. Hepinize çok teşekkür ederim beni dinlemiş olduğunuz için. Gelişmelerle ilgili tekrar zaten önümüzdeki günlerde yayınlarımız devam ediyor olacak. Hepinize mutlu haftalar. Bye. <laughs>